hasret kalmışım, yüzümü sürem, çok özlemişim, yanıyor içim, sensiz bir aneyim, ne olur gele. Gönül yarası merhem bulunmaz, senden başkası dermanım olmaz. Gözyaşım dinmez, hasretim bitmez, seni görmeden gözlerim gülmez. Gönül yarası merhem bulunmaz, senden başkası dermanım olmaz. Gözyaşım dinmez, hasretim bitmez, seni görmeden gözlerim gülmez. Dizlerim tutmaz, gözlerim fersiz, dilim konuşmaz, sözler yetersiz. Geçmiyor gülüm, bir anım sensiz, sensiz bir aneyim, gözlerim fersiz, dilim konuşmaz, sözler yetersiz. Geçmiyor günüm, bir anım sensiz, sensiz bir aneyim, ne olur gele. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه.
Okuduğumuz ayet-i celilenin meali iyiliklerde, takvalarda, hayırlı olan amellerde birbirlerinize yardım ediniz. Kötü, şer, isyan, haram olan amellerde ise birbirlerinize yardım etmeyiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifin manası da Allahu Teala sadece kendi rızası için yapılan taati, ibadeti ve salih ameli Müslümandan kabul eder. Öyle ise her sohbette olduğu gibi bu sohbette de niyetlerimizi Allah'a has kılalım. İsmail Aleyhisselam'ın büyümesi ve babasıyla olan kıssasından devam ediyoruz. Dedik, İsmail Aleyhisselam Arap olan Cürhüm kabilesinin arasında büyüdü. Onlardan Arapçayı, Arapçanın kurallarını öğrendi. Onun güzel ahlakını, temiz ve pak olan yaşantısını, onun güzel amelini gördüklerinde kendi kabilelerinden olan bir bayan ile, Amaratu bintu Sa'd denen bayan ile evlendirdiler. Ve bir müddet sonra İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer vefat etti. İsmail Aleyhisselam onu defnetti. Arada bir İbrahim peygamber Filistin'den Mekke'ye gelir, oğlu İsmail'in durumunu, hal ve hatırını sorardı. Sormak için gelirdi. Bir defasında geldiğinde oğlu İsmail'in evine vardı. Oğlu İsmail yok idi. İsmail'in hanımı vardı. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı tanımadı. İbrahim Aleyhisselam ona hal ve hatırlarını, onun hal ve hatırlarını sordu, yani durumlarını sordu. İsmail peygamberin hanımı Allah'a hamd etmek yerine şikayet etmeye, yani yiyecek bir şeyimiz yok, zor ve şiddetli bir durum içerisindeyiz dedi. Sonra İbrahim Aleyhisselam İsmail'in hanımına, ama dedik İsmail'in hanımı İbrahim peygamberi tanımadı. İbrahim peygamber dedi ki, akşamleyin kocan geldiğinde ona selam söyle ve kapının eşiğini değiştirmesini söyle. Ve sonra İbrahim peygamber Filistin'e döndü. İbrahim Aleyhisselam döndü akşam olduğunda veya sonra İsmail eve döndüğünde evlerine birinin geldiğini hissetti. Sordu, bugün bize kimse geldi mi? Hanımı dedi ki evet, yaşlı ve şu sıfatlarda olan bir adam geldi. Dedi, sana bir şey sordu mu? İsmail'in eşi de evet dedi. Durumumuzu sordu. Ben de zor bir durum içerisinde, yokluk içerisinde olduğumuzu ona söyledim dedi. İsmail eşine dedi ki, sana bir şey söyledi mi? Dedi, bana dedi ki kocan geldiğinde ona selam söyle ve kapının eşiğini değiştirmesini söyle. İsmail bunu duyunca eşine dedi ki, o adam benim babamdır ve senden ayrılmamı söyledi. Git ehline yetiş, senden ayrıldım dedi ve onu boşadı. İsmail Aleyhisselam onu boşadı. Aradan zaman geçti. İsmail Aleyhisselam yine Cürhüm kabilesinden Es-Seyyideh bintu Mudid el-Cürhumi ile evlendi. Cürhüm kabilesinden bintu Mudid denen Seyyideh ile, bayan ile evlendi. Ve aradan zaman geçti, tekrar İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'in durumunu sormak için yine Filistin'den Mekke'ye geldi. Eve geldi fakat İsmail yine evde yok. İsmail'i sordu İbrahim peygamber. Eşi dedi ki, dünya maişeti ile alakalı dışarı çıktı. Yani bize yiyecek bir şey getirebilmek için çıktı. Yani bir sebep için dışarı çıktı. Ve sonra İbrahim Aleyhisselam durumlarını sordu. Durumunuz nasıl?
Bu ikinci, İsmail peygamberin ikinci eşi Allah'a hamd etmeye, bulundukları durumdan Allah'a şükretmeye ve bizler bolluk içerisindeyiz, nimet içerisindeyiz anlamında kelimeler kullandı. İbrahim aleyhisselam dedi ki yiyeceğiniz nedir? Bayan dedi ki et. İçeceğiniz nedir? Dedi ki su. İbrahim aleyhisselam o zaman onlara dua etti. Dedi ki Allahümme barik lehum fil lehmi vel mâ. Allah'ım onlara etlerini ve sularını bereketli kıl dedi. Böyle dua etti. Ve sonra İbrahim aleyhisselam geri döndü, gitti. İsmail aleyhisselam geldiğinde sordu eşine, bugün bize kimse geldi mi? Evet dedi, güzel yüzlü, güzel heyetli, ihtiyar bir adam geldi dedi. Ne sordu? Dedi seni sordu, ben de dışarıya dünya maişeti ile alakalı sebep, ten dolayı dışarı çıktığını söyledim. Ve durumumuzu sordu. Ben de durumumuzdan dolayı Allah'a hamd ettim. Bolluk içerisinde, nimet içerisinde olduğumuzu söyledim dedi. Dedi sana bir şey söyledi mi? Eşi de dedi ki İsmail aleyhisselama. Sana selam söylememi ve kapının eşiğini sabit tutmanı söyledi. Dedi. İbrahim aleyhisselam dedi ki o benim babamdır ve kapının eşiği de sensin. Ve sonra İsmail aleyhisselam aradan zaman geçti yine İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i ziyarete hal hatırını sormaya geldiğinde yine geldi. İbrahim peygamber İsmail'i görmeye geldi ve İsmail'i öyle o kadar özlemiş ki İsmail babasını gördüğünde hemen kalktı kucakladı. Birbirini özleyen, birbirine hasret olan baba ile çocuğun, çocuk ile babanın birbirine karşılıklı muamelesine ise ne yapıyorlarsa böyle yaptılar. Evet, İbrahim oğlu İsmail'i Zemzem'e yakın bir yerde gördü ve ona dedi ki Allahu Teala mescidi, yani Kabe'yi inşa etmeyi emretti bize. Ve oğlu İsmail babasına yardım etti. Kabe'nin önce direklerini inşa ettiler. Ve sonra İsmail taşları getirir. Babası İbrahim'e verir. Ve babası İbrahim de o taşları Kabe'nin duvarına dizer. Kabe'yi inşa ederdi. Allahu Teala El-Bakara suresinin 127. ayetinde şöyle buyuruyor. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Bu ayet-i celilede İbrahim peygamber Kabe'nin direklerini, kolonlarını kaldırdığını, inşa ettiğini söyledi, belirtiyor ve İbrahim peygamber İsmail oğluyla tabi ve ey Rabbimiz bizden bunu kabul eyle, şüphesiz sen duyan ve görensin diye Allah'a niyazla, Allah'a dua etti. Deniyor İsmail aleyhisselam ilk ata binen idi. Yani vahşi olan hayvanları, vahşi olan atları İlk eğiten ve onları evcilleştiren idi. Ve deniyor İsmail aleyhisselam fasih olan, net olan Arapçayı konuşur. Ve bu Arapçayı da Cürhüm kabilesinden öğrenmişti. Ve hangi Cürhüm kabilesi bu? Cebrail aleyhisselamın kanadı ile Safa ve Merve arasına vurup da oradan zemzem suyu çıktığında Cürhüm kabilesi de orada su olduğunu gördüklerinde yerleşim alanlarını oraya kurdular ve orada yaşamaya başlamışlardı ya. İşte İsmail aleyhisselam bu Arap olan Cürhüm kabilesinden Arapçayı, fasih olan Arapçayı o mübarek olan, tayyip olan yerlerde, güzel olan, bereketli yerlerde öğrenmişti.
deniyor İsmail aleyhisselamın ikinci eşinden, yani Es-Seyyide Bintu Mudadinil El-Curhumi denen ikinci eşinden İsmail aleyhisselamın 12 tane erkek çocuğu oldu ve Hicaz Araplarının tümü hepsi bu 12 tane çocuğa müntesiptirler. Yani İsmail peygamberin çocuklarına, İsmail peygambere müntesiptirler. Evet. İsmail peygamberin ikinci eşinden 12 tane erkek çocuğu oldu ve Hicaz Araplarının tümünün nesebi onlara dayanıyor. İsmail aleyhisselamın ikinci eşinden 12 tane erkek çocuğu dünyaya geldi ve Hicaz bölgesindeki Arapların tümü onlara müntesiptirler. İsmail aleyhisselam Rabbinin ona vahyini, risaletini olduğu gibi tebliğ etti. İslam dinine ve her şeyin maliki olan, eddeyyen olan Allah'a, imana, Allah'a ibadete insanları davet etti. İsmail aleyhisselam 137 sene yaşadı. 137 yıl yaşadı ve sonra vefat etti. Annesi Hacer'in yanına, El-Hicr denen yere defnedildi ve onun kıssası ile alakalı daha önce babası İbrahim peygamberle alakalı durumundan bir bölüm zikredilmişti. İshak aleyhisselam, Allahu Teala As-Saffat suresinin 113. ayetinde şöyle buyuruyor. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ İshak, İbrahim peygamberin oğludur. Ve İshak, İbrahim peygamberin İsmail'den sonra ikinci oğludur. Melekler İshak'ın müjdesini İbrahim peygambere vermişlerdi. Ve deniyor, Sarah İshak'ı dünyaya getirdiği zaman İbrahim peygamber 120, Sarah validemiz ise 90 yaşında idi. Ve bundan başka görüşler de mevcuttur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İshak peygamberi övmüştür. Allahu Teala İshak peygamberi güzel olan sıfatlarla sıfatlandırdı ve onu nebi ve resul kıldı ve cahillerin ona nispet ettiği şeylerden onu tenzih etti. İshak diğer peygamberler gibi kavmini Allah'a, imana, Allah'a ibadete davet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde İshak peygamberi şöyle övmekte. İnnel kerim ibnel kerim, ibnil kerim, ibnil kerim, Yusuf bin Yakub bin İshak bin İbrahim. Evet, kerim olan, İyi olan, faziletli olan, faziletlinin oğlu, faziletlinin oğlu, kerim olanın oğlu, yani Yusuf, Yusuf ise İshak'ın oğlu. İshak ise Yusuf Yakub'un oğlu. Evet, Yusuf Yakub'un oğlu. Yakup peygamber İshak'ın oğlu, İshak peygamber İbrahim peygamberin oğlu. Evet. Peygamber Efendimizin mübarek hadisinde zikrettiği, övdüğü bu dört peygamber hepsi birbirinin neslinden, yani babadan oğula dört tane peygamber, İbrahim peygamber, sonra onun oğlu İshak peygamber, sonra onun da oğlu Yakup peygamber, sonra Yakup'un da oğlu Yusuf peygamber. Yani dört peygamber her birinin çocuğu peygamber oluyor. Ve deniyor, peygamberler arasında bu dört peygamberden başka böyle
mutenasil olan veya çocuktan babaya art arda gelen peygamber bulunmamakta. Evet, bu dört tane peygamberden başka. Yusuf, Yakup'un oğlu, Yakup İshak'ın oğlu İshak, İbrahim aleyhissalatu vesselamın oğlu. İshak, İbrahim'in oğlu İshak aleyhisselam insanları, kavmini, milletini Allah'a imana, bir olan Allah'a imana ve ibadete davet etti. Allahu Teala İshak'a İslam dini üzerine bina edilmiş olan şeriatı vahyetti. Yani İslam şeriatına vahyetti. O da insanları İslam'a ve İslam'ın şeriatına davet ediyordu. İshak aleyhisselam Filistin ve Şam beldeleri arasında orada yaşayan el-Kenaniyin denen kavme, millete gönderildi. Ve İshak aleyhisselam onların arasında yaşadı ve bir görüşe göre İbrahim aleyhisselam oğlu İshak'a şöyle bir nasihatte, vasiyette bulundu. Dedi ki, ey oğlum, benim ehlimden başka bir bayan ile evlenme. Yani evlendiğin zaman evleneceğim bayan benim ehlimden olsun. İbrahim peygamberin ehlinden. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam bu vasiyetinden sonra, İbrahim'in bu vasiyetinden sonra İshak aleyhisselam evlendiğinde kim ile evlendi İshak? Amcasının oğlunun kızı ile evlendi. Amcasının oğlunun kızıyla. Zaten İshak İbrahim peygamberin yeğeni idi. Yani İshak İbrahim peygamberin kardeşinin oğlu idi. Evet. Ve evlendiği bu bayan kısır idi. Çocuk getirmez idi. Allah'a dua etti İshak. Hanımı hamile kaldı ve ona ikiz getirdi. Bu iki ikiz, erkek iki ikiz, birinin ismi El-İs, diğerinin ismi Yakub. Yani diğer ismi ile Beni İsrail deniyor ya, Nebiyullah İsrail. Evet. İshak aleyhisselamın eşi İbrahim peygamberin ehlinden kısır, çocuk getirmez bir bayandı. İshak aleyhisselam Allah'a dua etti. Allahu Teala İshak aleyhisselama iki çocuk verdi. Yani İshak aleyhisselamın hanımı ikiz dünyaya getirdi. İkisi de erkek. Birinin ismi El-İs, diğerinin ismi Yakub, diğer ismi ile İsrail aleyhissalatu vesselam. Ve daha önce dedik İbrahim peygamberin, daha önce İshak aleyhisselamın müjdesi olan, İbrahim'e müjdesi olan, meleklerin müjdeledikleri müjde nasıl geldi onu söyledik. Yani İshak meleklerin İbrahim peygambere verdikleri müjdedir. İshak Yakup peygamberin, İbrahim peygambere melekler tarafından verilen müjdedir. İbrahim aleyhisselam'a melekler gelip İshak isimli bir oğlun, yani bir çocuğun, salih bir çocuğun olacak diye müjde vermişlerdi ya. İşte bu İshak İbrahim peygambere meleklerin vermiş oldukları bir müjdedir. Rivayete göre Allah'ın peygamberi İshak aleyhisselam 180 yıl yaşadı ve sonra Filistin'de Hebrun denen bir beldede vefat etti. Bu Hebrun Filistin'de İbrahim peygamberin ikamet ettiği, bugünümüzde Halil kenti diye bilinen yerde defnedildi. Yani babası İbrahim'in defnedildiği o mağaraya, kendisi de çocukları El-İs ve Yakub aleyhisselam onu defnettiler. Allah'ın peygamberi Lut aleyhisselam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de As-Saffat suresinin 133. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve inne Lutan le minel murselin.
Ve yine Yüce Rabbimiz Ennemil suresinin 54 ve 55. ayetlerinde şöyle buyuruyor. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبُصِرُونَ اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Lut aleyhissalatu vesselam kerim olan, faziletli olan peygamberlerdendir ve onun kıssası, onun ismi Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikredildi. El-Araf, El-Hicr, El-Şuara, El-Neml ve Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinde 27 defa zikredilmiştir. Bazen kısa ve bazen de geniş bir şekilde anlatılmıştır. Lut, Haran'ın oğludur. Haran da Tarah'ın yani Azar'ın oğludur. Yani Lut aleyhisselam, İbrahim peygamberin kardeşi olan Haran'ın oğludur. Allahu Teala Lut aleyhisselama İbrahim peygamberin zamanında vahiy indirdi, onu peygamber kıldı. Ve dedik o İbrahim peygamberin kardeşinin oğludur. Ve hepsi yani Nahur da, Haran da, İbrahim de, bunlar hepsi Azar'ın çocuklarıdırlar. Ve Lut acemi yani Arap olmayan bir kelimedir. Lut ismi kesinlikle livattan türemiş bir kelime değildir. Çünkü livat kabih olan, kötü olan bir ameldir ve haşa hiçbir peygamberin ismi kabih olan, kötü olan bir amelden türemez. Evet. Çünkü bu peygamberlerin mertebesine yakışmayan bir şeydir. Herhangi bir peygamberin isminin kötü bir amelden türemesi. Lut aleyhissalatu vesselam amcası olan İbrahim'in davetini kabul etmiş, onu tasdik etmiş, onun hidayeti ila hidayette doğru yolda bulunmuş. Yüce Rabbimiz El-Ankebut suresinin 26. ayetinde buyurduğu gibi فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Bu ayette Lut aleyhisselam İbrahim peygambere iman ettiği bildirilmekte. Henüz Lut'un üzerine, Lut peygamberin üzerine vahiy inmeden, peygamber olmadan İbrahim peygamberin davetini kabul etmiş, ona icabet etmiş ve hak yolda bulunmuştur Lut aleyhisselam. Ve Lut aleyhissalatu vesselam amcası İbrahim peygamber ile Irak'a defalarca hicret etmiş, defalarca seferlere çıkmıştır. Sonra Allahu Teala Lut aleyhisselamı Sedum ehline yani Ölü Deniz'e yakın olan Ürdün taraflarında olan Ehli Sedum'e, Sedum ehline onu peygamber gönderdi. Allah'ın peygamberi Lut aleyhissalatu vesselam amcası İbrahim peygamberin izni ile İbrahim peygamberin bulunduğu yerden ayrıldı ve kendisi Şam ile Ürdün tarafında bulunan Ölü Deniz, El-Bahr-el Meyyid denen o taraflara gitti. Ve çünkü onun kavmi burada ve onların burada şehirleri vardı ve bu şehirlere onun şehri vardı ve bu şehre bağlı olan yerler, köyler vardı. Sedum ehli en kafir olan kavimden bir kavim idi. Kafir olan, facir olan, kötü ahlak sahibi, kötü yaşantı, kötü bir amel süren ve ahlak açısından çok kötü bir durumdalar, habislerdi.
Allah'tan ve kullardan utanmaz, yaptıkları bir münkerden hiçbir zaman arlanmaz ve utanmazlardı. Ve yoldan geçen misafirlerin yollarını keser, kendilerinde bulunan eşyaları alır ve onlara kötü amel yaparlardı. Ve bunlar kötü olan bir amel ihdas ettiler, meydana çıkardılar. Ve bununla da bu Sedum kavmi, bu kafir, facir olan kavim meşhur olmuştu. Bununla meşhur olmuştu. Bu amelde kendilerinden önce hiçbir kavim bu ameli yapmış değildir. Ve bu da nedir? Erkeklerle beraber olmak, erkeklere arkadan yanaşmak, livat dediğimiz, yani erkeklerle beraber o kötü olan livat amelini işlemek. Allahu Teala Lut aleyhisselam'ın kavmini hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. Lut aleyhisselam onlara söyledi. Onlara dedi, yüce Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor. اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Eş-Şuara suresi ayet 155, 165 ve 166. Lut peygamberin kavmi kalplerinin kasvetinden, fasit olan, fesat içerisinde bulunduklarından, kötü olan ahlaklarından dolayı livat işini yaparlardı. Ve bunlar Allah'tan ve kullardan utanmazlardı. Lut aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderildiğinde onları putlardan nehyetti. İslam dinine davet etti. Sadece bir olan, eşi şeriki benzeri olmayan, kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka ibadete müstahak olmayan Allah'a imana ve Allah'a ibadete davet etti. Ve yapmakta oldukları münker olan, fusuk olan, fucur olan, ayıp olan ve kötü olan işleri de, münker olan işleri de terk etmelerini emretti. Bulundukları küfürü terk edip sapıklığı, delaleti bırakmalarını onlara emretti. Ve alenen erkeklerle birleşip, erkeklerle beraber olma, yani livat işini de terk etmelerini onlara şiddetle emretti. Onlar hanımlarını, eşlerini bırakır ve erkeklerle livat yaparlardı. Erkek erkeğe. İşte Lut aleyhisselam onları bu habis olan amelden de nehyetmiştir. Peki bu erkek erkeğe bu livat işini yapma nasıl başladı deniyor. Bu Sedum ehlinin evlerinin aralarında, evlerinin etrafında bahçeleri vardı, meyve ağaçları vardı. Ayrıyeten yol kenarlarında bahçeleri ve meyve ağaçları vardı. Bir zaman geldi, şiddetli bir kuraklık, şiddetli bir geçim sıkıntısına düştüler ve sonra onlardan bir kısmı diğer kısmına şöyle dedi. Bu meyvelerden insanları men edin, insanlar yemesinler, insanlar bu taraflardan geçemesinler diye buradan gelip geçen misafirlerin, yolcuların mallarını alın. Onlarla livat yapın. Erkek erkeğe onlarla livat yapın ki insanlar bir müddet sonra bunu duyar ve sizin buralardan kimse artık geçmez olur dediler. Ve bunlar da bu ameli de şeytan onlara süsledi ve bu habis olan, kötü olan ameli yapmaya başladılar. Yoldan geçen, oradan gidip gelen misafirleri durdururlar, mallarını gasp ederler ve onlarla arkadan bu haram olan, kötü olan ameli işlerlerdi. Oysa Lut aleyhisselam geldiğinde onları imana, İslam'a,
Allah'a ibadete ve kötü olan amelleri, kötü olan işleri terk etmelerini ve fuhuşu terk edip putlara tapmaktan vazgeçirmişti onları. Ama onlar Lut peygamberin davetine kulak vermediler. Lut aleyhissalatu vesselam onları davet ediyordu. Ama Lut peygamberi kabul etmiyorlardı. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kitabında şöyle buyuruyor. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Lut aleyhisselam kavmini bu kötü amellerden, şirkten, fusuktan, fucurdan, livattan ve bu tür kötü olan amellerden vazgeçmelerini emretti. İslam'a, hak olan dine, bütün peygamberlerin kendisiyle geldiği dine, bütün peygamberlerin kendisiyle geldiği dine davet etti ama onun bu daveti karşısında daha da kibirlendiler. Daha da hakkı kabul etmekten yüz çevirdiler. Daha da inatlaştılar ve Lut aleyhisselamı oradan çıkarma, oradan kovma ile tehdit ettiler ve dediler ki hadi bakalım Allah'ın azabını getir de görelim. Nerede? Evet. Lut peygambere dediler ki İtina bi'azabillahi in kunta minas-sadikin. Eğer gerçekten sen doğru biriysen, sadıklardansan o zaman Allah'ın azabı gelsin bakayım. Allah'ın azabını getir de görelim dediler. Ve dedik bununla kalmayıp onu tehdit ettiler. Onu oradan çıkarma ile onu oradan kovma ile kendilerince tehdit ettiler. Ve Lut peygamberin onlara nasihatı onların inatlarını ve kibirlerini yani inatlaşıp daha da fazla kibirlendiler. Lut kavminin küfürlerinde, fusuk ve fucurlarında, haddi aşmalarında münker olan, kötü olan amelleri yapma konusunda ve peygambere Lut aleyhisselam'a iman etmemeleri konusunda ısrar ettiklerinde Lut aleyhissalatu vesselam Allah'a kendisini onlara karşı muzaffer kılmasını emretti. Çünkü Lut aleyhisselam küfürde ısrar gördü. Haram olan amelleri işlemede ısrar gördü onlarda. Onun tavsiyelerine, vaaz ve nasihatlarına, emirlerine nasihatlarına kulak vermiyorlar, kabul etmiyorlar ve Lut aleyhisselam'a zarar verme ile onu tehdit ediyorlardı. Lut aleyhisselam bunları kendilerinden gördükten sonra İslam'a, imana, kurtuluşa daveti kabul etmediklerini görünce, İslam'ı kabul etmediklerini görünce Allah'ın kendisini onlara karşı muzaffer kılması konusunda dua etti. Ve Yüce Rabbimiz onun hakkında bildirdiği gibi Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun. Eş-Şuara suresi ayet 129. Ve yine Rabbimiz şöyle buyuruyor El-Ankebut suresinin 30. ayetinde قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ Evet, Ya Rabbi beni ve ehlimi onların yapmış oldukları amellerden koru. Ya Rabbi beni kavmimin yapmış olduğu fesattan Ya Rabbi fesada karşı beni muzaffer kıl Ya Rabbi diye niyazda bulundu. Evet, Allah-u Teala peygamberi Lut aleyhisselamı korumayı
ve küfür üzerinde bulunan, o habis olan, kötü amel ehli olan kavmini helak etmek istedi ve Lut peygambere 3 tane melek gönderdi. Cebrail, İsrafil ve Mikail'i gönderdi. Ki bu 3 melek Cebrail, İsrafil ve Mikail Lut peygamberin küfürde ısrar eden, kötü amelde ısrar eden ve Lut peygamberi kabul etmeyen, onu tasdik etmeyen, inanmayan bu kavmin şehirlerini başlarına çevirsin, başlarına yıksın diye bu 3 meleği gönderdi. Ve bu kavmin 4 tane şehri vardı. Evet, Medaini kavmi Lut deniyor. Lut peygamberin kavminin şehirleri. Ve deniyor bu kavmin de sayısı 400 bin idi. 400 bin kişi, 4 tane şehirleri var. İşte bu 4 tane melek bu şehirlere geldi. Hani İbrahimul Halil'in yanına gelmişlerdi ya. İbrahimul Halil'e İshak'ın müjdesini vermişlerdi ya. Fakat bunlar yakışıklı erkekler şeklinde geldiler. Bildiğiniz gibi melekler erkek şekline girerler. Fakat erkeklik organları olmaksızın. Fakat melekler kesinlikle bayan şekline girmezler. Yüce Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى. Ahirete inanmayanlar, yani kafirler, meleklerin bayan, meleklerin dişi olduğunu söylerler. Evet, meleklerde erkeklik, dişilik yoktur. Erkeklik ve dişilik yok. Yemezler, içmezler, evlenmezler, Allah'a asi olmazlar ve yorulmazlar. Ama Allah'ın emri ile melekler, Allah'ın izni ile melekler yakışıklı erkek şekline girebilirler erkeklik organları olmaksızın. İşte İbrahim peygambere İshak aleyhisselamın müjdesini verdikten sonra Lut peygamberin yanına yakışıklı erkek şeklinde geldiler. Ve Lut aleyhissalatu vesselam'a aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldiler ama geldiklerinde öğle vaktinde geldiler. Lut aleyhisselam onlar hakkında endişe etti. Onun kavmi bu adamları, bu gençleri görse gelip kötü o ameli işlemek için onları talep edeceğinden onlar için endişe etti. Tabii ki onların melek olduğunu bilmiyor. Evet. Peygamberler de Allah onlara bir şey bildirse, Allah onlara vahyetse, Allah onlara gayipten bir şey bildirse bilirler. Ama bildirmezse bilmezler. Yani peygamberler gaybın tümünü bilmezler. Allah'ın onlara vahyettiklerini, Allah'ın onlara bildirdiklerini bilirler peygamberler. İşte Lut aleyhissalatu vesselam'ın evine misafir olarak öğle vaktinde geldiler. Lut aleyhissalatu vesselam onlar hakkında endişe etti. Eğer kavmi bundan haberdar olurlarsa, bilirlerse gelip bu 3 genci talep ederler kendilerince kötü amel işlemek için. Ve Lut aleyhisselam'ın eşi kendi kavminin o kötü olan ameline tabi olmuş. Kocası Lut aleyhisselam'a iman etmemiş ve Lut peygamberin tavsiyelerine uymayan ve bu livatı destekleyen habise kötü bir bayan idi. Bu 3 yakışıklı genci Lut peygamberin yanında gördüğünde hemen kavmine gitti ve dedi ki Lut'un yanında 3 tane genç var. Nur yüzlü, parlak, temiz, onlar gibisini görmedim dediğinde onlar da
Lut aleyhisselamın kapısına dayandılar ve o üç tane adamı Lut peygamberden istemeye başladılar. Lut aleyhisselam kapının arkasından onlarla mücadele ediyor, münakaşa ediyor. Onları İslam'a, imana, temiz olan amellere, Allah'a ibadete davet ediyordu. Ama onlar kapıyı iter ve o üç genci ısrarla talep ederlerdi. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve sallallahu ve selleme ve bereke ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi ğfir li ve lil mu'minin vel mu'minat. Rabbi ğfir li ve lil mu'minin vel mu'minat. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hakiki yaratılışı üzerinde görme niyetine, hasta olan Müslümanların şifa niyetine, vefat etmiş olan Müslümanların da ruhlarına ve bu hastalığın bir an önce ülkemizden ve Müslümanların ülkelerinden def olunması niyetine ve kaffeti ehli imanın ruhuna لله الفاتحة